KDX cihazıyla multifonksiyon kumandaya artık çip maliyeti olmadan klon yapabiliyoruz. Bunun için öncelikle her zamanki gibi kumandamızı program atma kablosuna montajını yapıyoruz. Montaj yaptıktan sonra klonlayacağımız çipin ön kodunu atıyoruz. Örneğin 7936, 7946, ID 11, 12, 13, ID 47 ve 48 çiplerine ön kod atabiliyoruz. Örneğin yapacağımız araba ID 13. 13'ün yazılımını kumandaya yazıyoruz. Yazma işlemi başarılı. Şu anda multifonksiyon kumandamızı okuttuğumuz zaman artık ID 13'lü bir arabaya kodlama yapabiliriz. Aynı şekilde şimdi 7936'nın ön kodunu atalım. Tekrar kumandamızı okuttuğumuz zaman ID 46 olarak multifonksiyon kumandamızın inme bilgisi değişmiştir. Bu sayede önce yapmak istediğimiz arabanın örneğin Kia aracımızın kumanda bilgisini yazıyoruz. Kumanda bilgisi okey. Daha sonra kullanılama yapmadan önce çip bilgisinin ön kodunu yazıyoruz. "7936" bilgimiz de hazır. Artık multifonksiyon kumandamız arabanın kömür çipi olmadan klonlamaya ve kumandasının kopyalanmasına hazır bir haldedir. Diagnostik cihaz vasıtasıyla kumandası kopyalanıp KDX cihazıyla da Immobilizer çipini klonlayabiliriz.